Sevgili seyirciler, bildiğiniz gibi Türkiye Suriye'ye bir sınır ötesi operasyonu hazırlanıyor. Bildiğiniz gibi diyorum çünkü bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan zaman zaman yaptığı açıklamalarda bir gece ansızın gelebiliriz, hazırız, her an gidebiliriz şeklinde duyurdu. Duyurdu duyurmasını ama Hulusi Akar da bir yandan Amerikalılarla, bir yandan Ruslarla bir mekik diplomasisinde. En son Amerikalı mevkidaşıyla bu hafta 45 dakika konuştu ve sınır ötesi operasyonun detayları konusunda bir anlaşmaya henüz varılamadı. Varılamadı ki henüz başlamadı. Nitekim bütün bunlar yapılırken de Amerika bütün diplomatik misyonu Erbil'e çekti. Suriye'deki bütün diplomatlarını Erbil'e götürdü. Anlayacağınız bir sınır operasyonu pazarlığı yapılıyor şu anda kapalı kapılar ardında. Peki ne konuşuluyor? Emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş'a soralım. Sayın Karakuş siz ne düşünüyorsunuz? Bir yandan Amerika, bir yandan Rusya sınır ötesi operasyonda Türkiye ile bir pazarlık mı yapıyor? Neyin pazarlığı yapılıyor tam olarak? Şimdi şöyle söylemek istiyorum. Tabii ki bu uluslararası ortamda Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri olay Türkiye ile ilgili olduğu takdirde bir araya gelebilmektedirler. Bu da özellikle PKK, YPG gibi Türkiye'yi çok büyük rahatsız eden terör örgütüne karşı bir hareketleri yerine görevlerini yerine getirmemiş ülkeler olarak, yani Amerika Birleşik Devletleri 32 kilometre terör örgütünün güneye çekilmesi, Rusya 30 kilometre sözü vermesine rağmen her ikisi birden sözünü yerine getirmemiş devletler konumundadır. Şu anda bakış açısı çok açık. Yani her ikisi birden bir şekilde PKK, YPG'yi ellerinden kaçırmamaya çalışıyorlar. Ben bunu çok daha önce söylediğimde, yani Suriye olaylarından önce dünyada işte 8-10 devletin PKK'sı vardır dediğimde herkes şaşkın bir vaziyetteydi. Dediğim gibi o zaman Amerikan, efendim işte İngiliz, Rus, Ermenistan, Yunanistan, Almanya, Fransa hepsinin PKK'sı vardı. Yani PKK içerisinde hükmettikleri, daha çok hükmettikleri kısımları vardı. Bu zaman içerisinde tabii Amerika Birleşik Devletleri'nin Irak'a müdahalesi ve Irak'a işgali sonucunda PKK, YPG tamamen Amerika Birleşik Devletleri'nin emir komutası içerisine girdi ve oradan faydalanmaya çalışarak mücadelesine devam etmeye çalıştı. Rusya'nın Suriye'ye girmesi sonucunda da bir şekilde Rusya'nın da, yani şu anda iki devlet var aslında, PKK, YPG'nin devamlı destekçileri olarak görünen. Bir taraf Rusya, bir taraf Amerika Birleşik Devletleri. Rusya Fırat'ın batısındaki PKK, YPG'yi elinden kaçırmak istemiyor. Hatta doğusundakilere dahi müdahale etmek istiyor. Aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri de bir şekilde PKK, YPG'nin tamamına hakim olmak istiyor. O nedenle her ikisi birden efendim Türkiye'nin haklı, hukuki yapacağı harekata mani olmaya çalışıyorlar. Sayın Karakuş çok çok teşekkür ederim.